Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yeni ünitemize başlıyoruz gençler. Bugün hücre ünitesine giriş yapıyoruz. Hücre ve hücrelerin yapısı dersimizin konusu olacak. Hazırsanız yazsınların arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz onlardan biraz bahsedelim. Hücre ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarından bahsedeceğiz. Hücrenin keşfi aslında çok uzun bir süreçte günümüzdeki haline geliyor. Kimler neler yapmış bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki hücrenin keşfi ile ilgili en 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 önemli çalışma mikroskopların icadı. Mikroskopların icat edilmesiyle birlikte hücre kavramı ortaya Hatılıyor. Hücre teorisinden bahsedeceğiz. Canlıları hücresel yapı bakımlarından da gruplandıracağız ki bunu ta canlıların ortak özelliklerini anlatırken de söylemiştim. Prokaryot ökaryot devamlı karşımıza çıkacak. Her ünitede tekrar tekrar göreceğiz demiştim. O kısım tekrar karşımıza geliyor. Yani prokaryot ve ökaryot hücreleri de anlatmış olacağız. Şimdi hücre tüm canlıların en temel yapısal ve tabii ki nedir gençler? işlevsel birimidir. En küçük birimidir diyoruz. Aslında hücreden daha küçük yapılar yok mu? Var. Hücrelerin içerisinde DNA, RNA, mitokondri gibi farklı yapılar da var ama bir mitokondri organeli tek başına canlılık faaliyeti gösteremiyor. DNA, RNA ya da diğer organeller tek başına canlılık faaliyeti gösteremiyor. O yüzden de canlının en küçük yapı birimi hücredir diyoruz. Hücrelerin ve organellerin gözlemlenebilmesi tabii ki mikroskobun geliştirilmesiyle mümkün olmuş durumda. Aslında mikroskobun keşfi de tesadüfi bir olaya dayanıyor. Gençler bilimde tesadüflere her zaman yer vardır. Öncelikli olarak dünyanın hareketini, yıldızların hareketini merak etmiş bilim insanları teleskop icat edilmiş. Bir bilim insanı teleskobunun e, camının merceğini temizlerken de nasıl ki teleskop büyük cisimleri küçültüyorsa çevirdiğin zaman küçük cisimleri de büyüttüğünü gözlemlemiş. Haliyle ilk mikroskop bu şekilde ortaya çıkmış. Gençler tabii ki o zamanlar ki mikroskoplarla günümüzde kullanılan mikroskoplar arasında dağlar kadar fark var. O zamankiler 3 katına, 5 katına, 10 katına kadar büyütebiliyorken günümüzde inanılmaz derecede yüksek değerlerde büyütme yapabiliyoruz mikroskopları kullanarak. Mikroskop çıplak gözle göremediğimiz küçük cisimleri optik veya manyetik bir seri mercek sistemi yardımıyla büyüterek bu cisimlerin incelenmesini sağlayan aletlere verdiğimiz isim oluyor tabii ki. Mikroskobun icadı ve gösterdiği gelişim biyoloji biliminde devrim niteliğinde buluşlara yol açmış. Birçok yeni bilim dalının da tabii ki ortaya çıkmasını sağlamıştır gençler. Biraz hücrenin keşif sürecinden bahsedelim dedim. 16. yüzyılda Zakaryas Jensen iç bükey ve dış bükey mercekler kullanarak 9 kat büyütme gücüne sahip mikroskobu icat etti. Aslında bu tesadüfi olayı yaşayan bilim insanından bahsediyoruz. Düşün ilk yapılan Mikroskop sadece 9 kat büyütebiliyor. Yani evimize aldığımız işte dedektif çilik oynayalım diye oyuncak o kullandığımız aletler bile daha fazla büyütme gücüne sahip. Sonra Marcello Malpighi 1664 yılında mikroskop ile kılcal damarlardaki kan akışını inceledi kılcal damarlardaki kan akışını incelemesi aslında ilk defa mikroskobun bilimsel bir çalışmada kullanılmasına örnektir. Demek ki biz canlıların vücutlarını burada gerçekleşen olayları mikroskoplar kullanabilerek gözlemleyebiliriz ve çeşitli hastalıkları teşhis edebiliriz, tedavi yöntemleri oluşturabiliriz dediler. Devam ediyorum. 17. yüzyılın ortalarında Robert Hooke, bunu bilin gençler bu isim çok karşımıza çıkacak. Kendi geliştirdiği mikroskop ile meşe ağacının mantar dokusundan aldığı çok ince kesitleri inceledi. Sonra bu kesitlere baktığı zaman dedi ki canlılar boşluk 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 odacık 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 yapılarından meydana geliyorlar. O zaman ben bu odacıklara işte selüla ismini verdi. Aslında biz günümüzde onun o e, daha gelişmemiş bir mikroskop ya. O baktığı mikroskopta boş boş odalar şeklinde gördüğü her bir şeyin hücre olduğunu onların boş olmadığını, içeride çekirdeklerin, organellerin dünya kadar metabolik olayın gerçekleştiğini biliyoruz. Günümüzde çok çok büyütme yetisine sahip mikroskoplarımız olmasına rağmen hala keşfedilmemiş, bilinmemiş pek çok konu var. 1665 yılından itibaren de hücre kavramı Robert Hooke sayesinde kullanılmaya başlandı gençler. 17. yüzyılın sonlarında Anton van Leeuwenhoek kumaşları incelemek için yaptığı mikroskoplarla sperm hücrelerini ve bakterileri inceledi. Aslında bu adam da bir kumaş tüccarı. Kumaşın kalitesini anlamak, dokumasında sıkıntı var mı yok mu bunu anlamak istiyor. Kendi meraklı bir mikroskop ee, geliştiriyor. Geliştirdiği mikroskopta da böyle havuz suyundan örnekler alıyor. Havuz suyundan örnekler alıp mikroskopta baktığı zaman havuz suyunun içerisinde hareket eden o tek hücreli canlıları görüyor. Ha diyor. Aslında bizim gözümüzle göremediğimiz küçük hayvanlar var. Bu hayvanlar içerisinde de birbirini yeme, kovalama davranışları var. Onun o zaman küçük hayvanlar diye nitelendirdiği şeylerin tabii ki biz günümüzde bakteri olduğunu biliyoruz. Hayvanlardan çok farklı özelliklere sahip olduklarını da biliyoruz. Ama o dönemdeki bilimsel gelişme günümüzdeki gibi değildi gençler. Sperm hücrelerini de gözlemlemişti. Anton van Leeuwenhoek çağına göre modern sayılabilecek bir mikroskop geliştirmiştir. Tabii çalışmalar durmuyor. 19. yüzyıla girildiği zaman Theodor Schwann ve e, Rudolf Virchow çalışmalar yapıyorlar. Artık hücre teorisinin son kısımlarını oluşturmaya başlıyorlar. Yaptıkları çalışmalar sonucunda tüm canlıların hücrelerden meydana geldiğini söylüyorlar. Theodor Schwann hayvanları inceliyor, diyor ki hayvanlar hücrelerden meydana gelir. Matthias Schleiden bitkileri inceliyor. Bitkiler hücrelerden meydana gelir diyor. Schleiden tüm bitkilerden hücrelerden oluştuğunu, hücrenin bitkinin temel birimi olduğunu ifade etmiş. Çekirdeğin hücre bölünmesindeki rolüne dikkat çekmiş. Schwann da hayvanları incelemiş dedim. Onların da hücrelerden oluştuğunu öne sormuş. Daha sonra Virchow'un yaptığı çalışmalar ile Hücre teorisi dediğimiz genelleme ortaya atılmış. Aslında bugünkü dersimize kadar biz cümle içerisinde birazdan söyleyeceğim hücre teorisiyle ilgili kelimeleri hep söyledik gençler. Biliyoruz ki çok hücreli canlılarda da belirli bir organizasyon düzeyi söz konusu oluyor. Hatta şuradan geriye gidecek olursak hücreler neleri meydana getiriyor? Gençler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler organizmayı meydana getiriyor. Çok hücreli bir bitki örneğini vermişiz burada. Bir de çok hücreli tabii ki hayvan örneğini verelim. Mesela hücreler bir araya gelerek kas dokuyu, kalp kasını meydana getirmiş. Kalp kası dokusunu meydana getirmiş. Dokular bir araya geldiği zaman kalbi meydana getirmiş. Sonra bu kalp, damarlar, kan, dolaşım sistemini meydana getirmiş. Dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, üreme sistemi gibi sistemler bir araya geldiğinde de sen yani organizma meydana gelmiş oluyor. Hücre teorisine geldim. Yıldız, yıldız, yıldız yazılı sorularından bir tanesi. Hücre teorisinin maddelerini yazınız direkt sorulabilecek klasik bir yazılı sorusudur gençler. Hücre teorisi der ki hücre canlının temel yapısal ve işlevsel birimidir. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır. Bir daha yıldız koydum canlıların bazıları tek hücreli bazıları çok hücrelidir unutmuyorsun. Ne yapıyoruz test tekniği sorular yazarken aşağıda verilen hücre teorisiyle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır diyoruz. Yazıyoruz dört tane şıkkı bir tanesine diyorum ki bütün canlılar hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yo, bakteri ve arkeler alemindeki canlılar tek hücreli. Amip, öglena, paramesyum tek hücreli. Yani canlılar bir veya daha fazla hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana geliyor gençler. Hücrelerin içerisinde kalıtım maddesi, kalıtım materyali dediğimiz bir materyal var ki siz artık biliyorsunuz bu kalıtım materyaliyle neyi kastediyoruz? DNA'yı. Hücre bölünmesi gerçekleştiği zaman da bu kalıtım materyali yeni hücrelere aktarılmış oluyor. Tüm metabolik olaylar hücre içerisinde gerçekleşmiş olacak. Geliyorum gençler 20. yüzyılın başlarına. 20. yüzyılın başlarına gelinildiği zaman ışık mikroskoplarıyla da her şeyin görmenin mümkün olmadığı anlaşıldı. Adamlar mikroskop buluyorlar. Diyorlar ki of Artık bu mikroskop aşırı derecede büyütüyor. Biz hücrenin her kısmını inceleyebiliyoruz. Daha da ötesi yok. Ama çalışmalar yapıldıkça, bilimde gelişmeler meydana geldikçe ışık mikroskobunun büyütemediği daha başka moleküllerin ortaya olduğu da ortaya çıkıyor. Sonra fizikçi Ernst Ruska 1938 yılında ilk kez ışık olmadan daha küçük yapıların görülebilmesini sağlayan elektron mikroskobunu geliştirmiştir gençler. Şunu bilmenizi istiyorum. Işık mikroskobu bir de elektron mikroskobu var. Işık mikroskobu daha kolay ulaşılabilir bir mikroskoptur. Çoğunuzun okulunda laboratuvarda bulunuyordur. Elektron mikroskopları ise ışık mikroskoplarından çok 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 daha fazla büyütme gücüne sahip çok daha büyük yapılı daha üst düzey mikroskoplar aklınızda kalsın. Günümüzde hücre ile ilgili çalışmalar ve elde edilen bilgiler hızla artmaya devam ediyor. Örneğin taramalı elektron mikroskopları incelenecek cismi 50 milyon kere büyütebiliyor gençler. 0,16 nanometrelik bir çözünürlük sağlayabiliyor. Bu sayede virüslerin insan hücrelerinin ve birçok objenin atomlarının dizilişi dahi görülebilmektedir. Hücredeki yapıları moleküler düzeyde incelemeyi sağlayan yöntemler sayesinde tabii ki DNA'nın yapısı da keşfedilmişti. DNA'yı anlattığımızda ne dedik? Adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin var. İşte adenin timin arasında ikili hidrojen bağı kurulur. Guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunur. İki zincirlidir. Helix yapısına yani birbiri etrafında dönme yapısına sahiptir dedik. Bu yapının ortaya çıkmasında da tabii ki mikroskopların çok büyük önemi var gençler. Bir canlıdan diğerine gen aktarılmasını sağlayan biyoteknolojik yöntemler yine bu sayede geliştirilmiş durumda. Mesela bir örnek verelim. İnsülin geninin bakterilere aktarılması demişiz. Normal şartlarda şeker hastası bireyler çoğunlukla insülin hormonu sentezleyemeyen bireylerdir. O zaman bu hastalığa sahip olan kişilere ne yapmamız lazım? Dışarıdan insülin hormonu vermemiz lazım. Çok eski dönemlerde insülin hormonunu memeli hayvanlar ürettiği için memeli hayvanların kanını alıyorlarmış, ondan insülin hormonunu ayıklıyorlarmış, sonra bunu ilaca dönüştürüyorlarmış, sonra şeker hastası bireylere veriyorlarmış. Ha, şeker hastalığında aslında insülinle tedavi var ama tedavi çok zahmetli ve çok Ekonomik değil gençler sen hayvan yetiştireceksin kanunu süreceksin oradan hormonu elde edeceksin ilacı çevireceksin vereceksin ama günümüzde ne yapıyoruz sokağa çıktın köşe başında eczane her eczanede de yüzlerce insülin ilacı bulunuyor, insülin hormonu bulunuyor. Ne yaptı bilim insanları? Teknolojiden yararlandılar. Normalde bakterilerde insülin sentezleme geni yok. İnsanlardaki insülin sentezleme genini kestiler, çok basit bir şekilde anlatayım. Bakterilere eklediler. Normalde bakteriler insülin sentezleyemezken sen bu geni ona aktardığın zaman artık bakteri de insülin sentezleme özelliğini kazandı. Bakteriler ne yapar? ikiye bölünerek çoğalır. Her bir bölünmeyi yaptığı zaman genetik materyalini de yavru hücrelere gönderecek ya. Artık oluşan her yeni bakterinin insülin sentezleme geni var. O zaman ben küçücük bir petri kabının içerisinde binlerce insülin sentezleme genine sahip bakteriyi çoğaltabilirim. Hem e, Yerden kazandım hem ekonomik anlamda kazandım hem zaman anlamında kazandım bu da benim ilaca daha kolay ulaşabilmemi sağlamış oluyor genetik çalışmalar yapılmasa, mikroskoplar geliştirilmese, insanların genini keşfedemesem, genlerin kesim noktalarını bilemesem nasıl keseceğim de bakteriye aktaracağım gibi düşünün gençler. 2000'li yılların başında önce bir koyunun daha sonra kedi, fare, köpek gibi birçok memeli hayvanında kopyalanması sağlandı. Tüm bu gelişmelere rağmen hücresel yapılar ve süreçlerle ilgili yanıtlanmayı bekleyen daha pek çok soru var. Bilim insanlarının da tabii ki bu konularla ilgili çalışmaları devam ediyor. Mesela ilk kopya koyunumuz Dolly'dir gençler. Dolly'nin kopyası yapıldı. Kopya yapıldıktan sonra yeni doğan bebiş koyun diyeyim. Tabii ki işte normal küçük yeni doğmuş bir bebek yapısına sahipti. Sonra yapılan çalışmalar gösterdi ki sen dışarıdan baktığın zaman bebek koyun gibi görüyorsun ama hücresel yaşlanma söz konusu olmuş. Yani bizim henüz bilemediğimiz hücre bölündüğü zaman yeni yavru hücre oluştuğu zaman bu biz artık yeni hücredir diyoruz ama onların da bir ömür yapısının bir hayat süresinin olduğu anlaşıldı ve bunun üstüne çalışmalar devam ediyor gençler. Gelim hücrelerin yapısına. Yine ne yapıyorum? Yıldız, yıldız, yıldızımı atıyorum. Prokaryot, ökaryot hücre farkı, ortaklığı inanılmaz derecede biyoloji adına çok önemli. Hele bu sene 3-4 kez daha karşımıza çıkacağız. Mesela hücrelerin yapısını anlatıyorum. Prokaryot, ökaryot diye bahsediyorum. Ta canlıların ortak özelliklerini de verdim. Bu üniteyi bitireceğiz sene sonuna doğru canlıların sınıflandırılması ünitesine geçeceğiz. Canlı alemlerini anlatacağız canları anlatmadan önce diyeceğim ki canlılar hücresel yapı bakımından ikiye ayrılır. Şu şu alemdekiler prokaryot falanca filanca şunca alemdekiler ökaryot deyip tekrar tekrar söyleyeceğim gençler. Yaslan arkana iyi dinliyorsun. Şimdi prokaryot hücre yapısına sahip canlılar bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryot ve ökaryotlarda DNA materyali ortak olarak bulunuyordu gençler. İkisinde de tabii ki DNA bulunacak ve çift zincirli olacak. Aradaki fark ne? Prokaryotlarda DNA çift zincirli halkasal yapıda. Yani iki ucu birbirine birleşik. Ökaryotlarda ise çift zincirli heliks yani sarmal yapıya sahip. Bunun haricinde RNA dediğimiz molekül de hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak olarak bulunacak. Bir de ribozom organeli dediğimiz zarsız bir organelimiz var. Ribozom organeli de prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunur. Hücrelerde bulunan en küçük organeldir. Tüm canlılarda bulunuyor. Protein sentezini de gerçekleştiği organel. Onun haricinde tabii ki hücre zarı dediğimiz yapı ortak. Şu içerideki kısma sitoplazma denir. Sitoplazma ortak olarak bulunuyor. Prokaryotla ökaryotun farkı ne hocam? Ökaryotlar daha gelişmiş yapılı hücrelerdir. Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Yani ökaryotlara yapıştır, çekirdekli hücrelerdir. Prokaryotlarda ise DNA, RNA, ribozom dışında hiçbir şey yok. Zarlı herhangi bir yapı yok. Biz bu ünitenin içerisinde organelleri anlatacağız. Ne bileyim endoplazmik retikulum diyeceğiz, ne bileyim mitokondri diyeceğiz, golgi diyeceğiz, koful diyeceğiz, lizozom diyeceğiz. Zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda zarlı hiçbir organel bulunmaz. Prokaryot hücre yapısına sahip olan iki tane alemimiz var. Bakteriler alemi ile Arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Protista alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Unutma, bir sonraki ünitemiz canlı alemleri. Hoca her zaman gelişmemişten gelişmişe doğru yazıyor. Bakteri ve arkeler en gelişmemişler grubuna girdiler gençler. Hadi hücre sayılarını da hatırlatmış olayım. Daha önce vermiştim. Bakterilerin tamamı tek hücrelidir. Arkelerin tamamı da yine tek hücreli canlılardır. Protista aleminin içerisinde tek hücreli olanlar da var, çok hücreli olanlar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreli. Mantarlar alemindeki canlıların Tek hücrelisi de var. Çok hücrelisi de var. Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı da çok hücrelidir. O zaman yaslan arkana yapıştırıyorum. Ee, prokaryot canlıların tamamı tek hücrelidir desem. Evet prokaryot canlıların tamamı tek hücrelidir. Doğru deyip geçtin. Ama şunu desem. Tek hücreli canlıların tamamı prokaryottur. Cık, o zaman olmadı. Neden? Tek hücreli olan ökaryotlarda var gençler. Unutmayın cümlelerin gidişatına nereden sorulduğuna dikkat edin. Geçelim üstünden. Şimdi prokaryot hücreler dediğimiz zaman prokaryot hücrelerde hücre zarının çevrelediği iç kısma stoplazmada kalısal materyali nasıl bulunacak gençler? Halkasal şekilde bulunacak. Bunlar da kesinlikle çekirdek bulunmayacak. Bundan dolayı mikroskopta belirgin bir çekirdek yapısı tabii ki gözlenmemiş olacak. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili organelleri yok. Sadece bunlarda ribozom organeli bulunuyor. Ribozom da zar bulundurmayan yani zarsız bir organeldir. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip. Tüm prokaryotların da tek hücreli olduğunu unutmuyorsun. Mesela şöyle bir bakteriye bakmış olalım. Bakterilere baktığımız zaman bakterilerin bir hücre zarı bulunacak. Tüm canlılarda hücre zarı ortaktır zaten. Bakterilerde hücre zarının dışında bir de hücre duvarı dediğimiz yapı söz konusudur. Bazı bakterilerde özellikle hastalık yapıcılarda duvarın da dışında kapsül adını verdiğimiz daha da koruyucu bir yapı bulunuyor gençler. Bakteriye baktığımız zaman şurada nesi var? Plazmit DNA'sı dediğimiz küçük DNA parçası gerçek DNA'sı ise şurada yer almış oluyor. Ribozom organeli var. Bazı bakterilerde yer değiştirebilir aktif olarak. Onlarda da, da kamçı bulunacak. Geliyorum ökaryot hücrelere. Ökaryot hücrelere baktığımız zaman da hücre zarının çevrelediği sitoplazmada kalıtım materyali kromatin iplikler halinde nerede yer alacak? Çekirdekte ökaryotlar çekirdekli hücrelerdir. Prokaryot hücrelere göre daha büyük ve gelişmiş olup çift katlı zarlı çekirdeğe sahipler. Zarlı organeller tabii ki bunlar da bulunabiliyor. Protista alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ökaryottur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlıların çok hücreli olduğunu, mantar ve protista alemindeki canlıların ise bazılarının tek hücreli, bazılarının çok hücreli olduğunu söyledim. Çok hücreli olan ökaryot canlılarda yapı ve görev bakımından benzer hücrelerden oluşan doku ve organlar canlılığın tabii ki devamlılığını sağlamış olacak. Gelelim ökaryot hücrenin kısımlarına. Burada bir bitki hücresi, burada da bir hayvan hücresini görüyorsunuz gençler. Yine bu dersimizde, bu sayfamızda diyeyim yıldız, yıldız, yıldızlık. Hatta geçen senelerde e, bitki ve hayvan hücresinin şeklini verip aradan bir fark sordular. Aynı şekilde bitki ve hayvan hücresinin sözel olarak da farkları çok fazla derecede karşınıza çıkıyor. Bitki ve hayvan hücresine baktığımız zaman ikisinde de tabii ki çekirdek bulunacak. Onun haricinde zarlı organeller bulunacak ökaryot hücreleri 3 tane ana kısma ayırabiliyoruz gençler. Bunlardan birincisi çekirdek dediğimiz kısımdır. İkincisi ise çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan şu kısım yani stoplazma kısmıdır. Stoplazma dediğimiz kısmın içerisinde organeller bulunur. Aynı zamanda sitozol adını verdiğimiz sıvı kısım bulunur. Bir de hücre iskeleti elemanları dediğimiz elemanlar bulunacak. Yani sitoplazma demek sıvı kısım demek değil. Sitoplazma demek çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan kısmın tamamı demek. Burada da organeller var, sitozol denilen sıvı var, bir de hücre iskeleti elemanları var. Bitki ve hayvan hücresinin en büyük farklarını söyleyelim, geçelim gençler. Bitki hücrelerinde hücre zarının dışında hücre duvarı var. Hayvansal hücrelerde ise hücre duvarı bulunmuyor. Bitki hücreleri fotosentez yapabiliyor. Bitki hücrelerinde tabii ki kloroplast organeli bu nedenle bulunuyor. Hayvansal hücrelerde ise kloroplast organeli yok hayvansal hücrelerde iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayan sentrozom adını verdiğimiz bir organel var. Bitki hücrelerinin gelişmiş yapılarında ise sentrozom bulunmuyor gençler. Prokaryot ve ökaryot hücrenin şöyle ortak kısımlarını yazalım. O zaman ikisinde de ortak olarak ne bulunacak? DNA bulunacak hocam. İkisinde de ortak olarak RNA bulunacak. Onun haricinde ikisinde de ortak olarak tabii ki protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli bulunacak. Hücre zarı olmazsa hocam zaten hücre dağılır. Mecburen hücre zarı olacak. Keza sitoplazma dediğimiz o kısımda prokaryot ve ökaryotlarda ortaktır. Farklı kısımlara baktığımız zaman ökaryotlarda ne var? Çekirdek var gençler. Yani DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Aynı zamanda ökaryotlarda zarlı organeller bulunuyor. Prokaryotlarda zarlı hiçbir şey yok. Şöyle kıyas yapalım. Baktım. Prokaryotlarda zarla çevrili organel ve çekirdek yok. Sadece ribozom bulunuyor, zarsız. Ökaryotlarda zarla çevrili organeller de var, çekirdek de var. Zarlı da, zarsız da organeller türüne göre değişiyor. Prokaryotların tamamı tek hücreli, ökaryotların tek hücreli olanı da var, çok hücreli olanı da var. Prokaryotlarda kalıtım materyali halkasal şekilde sitoplazma içinde dağınık, ökaryotlarda ise kromatin iplikler halinde çekirdekte yer alıyor bakteri ve arkeler, prokaryot, protista, bitki, mantar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Birkaç tane soru çözelim, dersimizi bitirelim. Uranyum camı, yağ damlacı, sülfat, bazı boyalar, kinin gibi maddelerin ultraviyole ışınlarına maruz kaldığında ışıklı hale geldiği gözlenmiş. Bundan yararlanarak floresan mikroskopları geliştirilmiştir. Bu mikroskopla ökaryot hücreler, bakteriler ve bazı bazı proteinlerin moleküler yapıları florans boyalarıyla boyanarak UV ışınlarında incelenebilmektedir diyor. Buna göre çalışmalarından hangileri floresan mikroskobuyla yapılabilir? Şimdi neyi inceliyormuş? Ökaryot hücreleri inceliyormuş, bakterileri inceliyormuş, bazı proteinleri de inceleyebiliyormuş. Kanser hücrelerinin araştırmasına kullanır mısın? Kullanırsın. Neden? Kanserleşen hücre benim vücut hücrem değil mi? Yani ökaryot bir hücre değil mi? Evet. O zaman kanserli hücreleri bu mikroskopta inceleyebilirsin. Canlı doku ve hücrelerde mikroorganizmaları, bakterileri gözlemleyebildiğine göre canlı bir dokuya bakıp orada da bakteri var mı yok mu görebilirsin. Antikor ve antijen etkileşimini görebilirsin. Neden? Antikor ve antijenler protein yapılı moleküllerdir. Sen de proteinlerin moleküler yapılarını inceleyebildiğine göre tabii ki de bunu görebilirsin. Cevabımız E'ye düştü. Hücre yapılarının incelenmesinde etkili olan bazı mikroskop çeşitleri aşağıda verilmiştir. İşte bize ışık mikroskobu, floresan mikroskobu, elektron mikroskobu gibi mikroskop örneklerini vermiş. Buna göre belirtilen mikroskop çeşitleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi daha Hangisi yanlıştır diyor. Elektron mikroskobu ışık mikroskobuna göre tabii ki çok daha ayrıntılı olarak görmeyi sağlayacak. Elektron mikroskoplarının 50 milyon kat büyütebileceğini söyledik. Elektron mikroskopta çok kısa dalga boylu tabii ki elektronlar kullanılıyor. O yüzden elektron mikroskobu ismini alıyor. Boyanmış yapı hücrelerin iç yapısı da özel boyalarla boyandıklarında mikroskobu ile detaylı olarak incelenebiliyor. DNA ve kan proteinleri gibi moleküllerin yapılarının 3 boyutlu İncelemesi incelemesi taramalı elektron mikroskobu dediğimiz gelişmiş yapılı mikroskoplarda yapıldı. Işık mikroskopları ve elektron mikroskoplarında hem cam mercek hem de elektromanyetik mercekler kullanılmaktadır diyor. Işık mikroskobunda elektromanyetik mercekler yok. Bir canlının ökaryot ya da prokaryot hücre yapısına sahip olduğu özelliklerinden hangilerine bakılarak anlaşılmaz? Besin kofulu bulundurmasına bakarak anlaşılabilir. Besin kofulu bulunduruyorsa koful zarlı bir organel olduğu için bu hücre ökaryottur. Çok hücreli olanların tamamı ökaryottur. Prokaryot çok hücreli bir canlımız yok. Oksijenli solunum yapıyorsa ne bileyim ben prokaryot bir bakteri de olabilir. Ben de ökaryot oksijenli solunum yapıyorum. Mesela stoplazmada klorofil bulundurduğuna göre de kesinlikle prokaryottur. Çünkü ökaryot canlılarda klorofil pigmenti kloroplast organellerinin içinde bulunur. Prokaryotlarda kloroplast bulunmadığı için klorofil stoplazmada plazmada yer alıyor. Hangilerine bakılarak anlaşılmaz dediğimiz zaman da cevabımız yalnız 3 oldu. Geldim diğer bir soruma. Hücre çalışmaları yapan bilim insanları ile ilgili olarak açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Schleiden bitki hücrelerinin ortasına gözlemlediği yuvarlak yapıyı çekirdek anlamında nükleos olarak tanımlamıştır. Evet baktığımız zaman Schleiden bitkilerle ilgili çalışmalar yapmıştı doğru. Leeuwenhoek geliştirdiği mikroskop ile mikroorganizmaları incelemiş havuz suyundan örnekleri almıştı. Burada demişti küçük hayvanlar var aslında küçük hayvan dedikleri tabii ki mikroorganizmalardı. Robert Hooke incelediği şişe mantarı kestiğinde gördüğü içi boş küçük odacıklara hücre anlamına gelen selilo ismini vermişti. Robert Brown hücrelerin keşfinde etkili olan mikroskobu geliştirmiştir diyor. Baktığımız zaman hücrelerin e, ortaya çıkmasındaki ilk mikroskop Robert Brown'un değildi. Cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Bir hücrede organel ve yapılarından hangilerinin bulunması hücrenin ökaryot olduğunu kanıtlar? Ribozom prokaryotta da var, ökaryotta da var. Çekirdek sadece ökaryotlarda. Hücre zarı prokaryotta da var, ökaryotta da. Sitoplazmada keza prokaryotlarda da, ökaryotlarda da ortaktır gençler. Hangilerinin bulunması diyor ya ökaryot olduğunu gösterir. Çekirdek varsa ben kesinlikle yapıştırırım o hücre ökaryottur. Geldim diğer bir soruma, son soruma. Çekirdeği olmayan hücrelerle ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur? Çekirdeği olmayan hücrelerle kastettiği şey ne? Prokaryot olması gençler. Yani prokaryot hücrelerle dememiş de çekirdeği olmayanlarla demiş. Oksijenli solunum yapamazlar. Niye yapamasınlar? Onlar da oksijenli solunum yapabilirler. Metabolik faaliyet gösterirler. Tabii ki prokaryotlarda metabolik faaliyet gerçekleşecek. Protein sentezi ile ilgili bilgi ribozomlarındaki RNA'da bulunur diyor. Niye prokaryotların DNA'sı yok mu? Protein sentezine DNA şifre verir gençler. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız yalnız iki şeklinde oldu. Buradan da tabii ki konu biterken kısmına geliyorum. Şöyle bir özetleyeceğiz. Dersimizi bitirmiş olacağız. Hücre ile ilgili çalışmalar yapan bazı bilim insanları hücre teorisi dediğimiz teoriyi artıya atmış durumda. Hücre teorisinin maddeleri de yazılı sorusu ben size söyleyeyim. Hoca mutlaka soracak. Hücresel yapı bakımından canlıları prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bakteri ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahip, protist, bitki, mantar ve hayvanlar ise ökaryot hücre yapısına sahip. Yani daha gelişmiş yapılı hücrelerdir. Ökaryot hücrelerde çekirdek, zarlı, zarsız organeller bulunacak. Prokaryotların çekirdeği yok. Onlarda zarlı organeller yok. Sadece ribozom adını verdiğimiz organel var. Ribozom protein sentezini yapar. Zarsız organeldir. Bunu unutmuyorsunuz. Prokaryotlarda genetik materyal de tabii ki çekirdek olmadığı için sitoplazmada dağınık halde bulunuyor gençler. Böylelikle hücre ünitesine şöyle bir giriş yapmış olduk. Hücrelerin yapısından prokaryot ökaryot hücreden bahsettik gençler. Hemen çözmeniz gereken kısımları da söyleyeyim. Ödevlerinizi vereyim. Oradan sonra dersimizi bitireceğiz. Bugünkü dersimizde neyi anlattık? Hücrenin tarihsel gelişimini anlattık. Sayfa 84'le başlıyorsunuz. Sıfırdan 9'a da hücre teorisinin maddelerini de anlattık. Prokaryot, ökaryot farkını da anlattık. Çok çok önemli diye de en az bir beş kere söyledim gençler. Sayfa 89'a kadar yapmadığınız hiçbir kısım kalmasın. Bir sonraki dersimizde çekirdeğe geçiş yapacağız. 9 dinamo'dan da aynı şekilde ilerliyorsunuz. Geliyorsunuz hücre ünitesini açıyorsunuz gençler. Hücrenin tarihsel gelişimine sayfa 75 ile başlıyorsunuz. Hücrenin yapısını anlatıyorsunuz. Çekirdeğe geçmiyorsunuz. Yani sayfa 78'e kadar 9 dinamodan da çözmediğiniz kısım kalmamış olsun. Yazılara zaten çok az bir süre kaldı gençler. Hemen buradan ödüllü sorumu da gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde çekirdek konumuz olacak gençler. O zamana kadar mutlaka ödevlerinizi tamamlayın. Görüşmek üzere.